yaklaşıyor hadi sen de durma ders bolca Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber edatlar yani ile geçler de diyebiliriz bağlaçlar ve ünlemleri işleyeceğiz çok önemli bir konudur lütfen dikkatle dinleyin Gelelim edatlara ilgeçlere Edatlar, ilgeçler tek başına anlam taşımayan ama cümle içinde anlam kazanan sözcüklerle çeşitli anlam kuran sözcüklerdir. Yani bunlar tek başına bir anlam kazanmıyor. Yani anlam taşımıyor. Fakat cümle içerisinde sözcüklerle beraber bir anlam kazanıyor. Bunlara neleri örnek olarak verebiliriz? Ee, özellikle e, en fazla kullanılan edatlarımız aşağıda görülmektedir. İçin, gibi, kadar, bir ancak ile sadece sanki üzere değil gene iki defa yazmışız gibi edatı bunlar en çok kullandığımız edat çeşitleridir. Cümleler üzerinde incelersek eğer ömrü boyunca yalnız ona çabaladı. Sadece anlamı kattığı için buradaki bu yalnız edattır. Kalbim sadece Yasin için atıyor. Yalnız yani sadece anlamı olduğu için buradaki bu sadece edattır. Bu kalabalıkta ancak bir bardak içebiliyorum dediğim zaman bir yani oradaki o ancak edattır. Spor konusunda bir onu örnek alırım. Sadece onu örnek alırım. Yalnız onu örnek alırım gibi olduğu için yani o anlamlara geldiğinden dolayı Bunlar edattır. Bir edattır. Salonu çiçeklerle donatan tek bir zik dediğimiz zaman oradaki o tek de edattır. Şimdi edatlar hakkında kısa bir not verelim. Burada edatlar cümleye yalnız, ancak, sadece, tek bir anlamlarını katar. Biraz önce de söylemiştik ya zaten. Yalnız, sadece, tek, bir anlamlarını kattığı için bunlar edattır. Unutmayın. Şimdi gelelim bağlaçlara. Bağlaçlar da genellikle tek başına anlamı olmayan fakat cümlede aynı görevde ya da anlamca birbiriyle ilgisi bulunan sözcüklerle Birbirini bağlayan cümle sözcüklerdir. Şimdi en çok kullandığımız bağlaçları yazalım. Ama, lakin, fakat, ancak, yalnız, oysa ve ile, çünkü. Bunlar gene bağlaç çeşitlerimizdir. En çok kullandığımız bağlaç çeşitleridir. Şimdi ise örnekler üzerinden inceleyelim. Açalım hatta hepsini. Annem ile babam. Burada iki tane sözcüğü birbirine bağlamış. Anne ve babayı birbirine bağladığı için yani annem ile babam dediği zaman buradaki bu ile bağlaçtır. Türkiye ve Azerbaycan. Azerbaycan. Burada Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağladığı için buradaki bu ve bağlaçtır. Kitap okuyorum fakat yazmayı daha çok seviyorum. İki tane farklı cümleyi birbirine bağladığı için de ve bunları birbirine bağladığından dolayı buradaki bu fakat bağlaçtır. Çok iyi koştu. Bakın buraya kadar bir cümle. Ama ikinci oldu dediğimiz zaman burada iki tane farklı cümleyi birbirine bağladığından buradaki bu ama bağlaçtır. Erken kalksam da e, ee da olan bağlaç her zaman ayrıdır onu da unutmayın. Otobüse yetişemem dediğimde buradaki bu da bağlaçtır. Şimdi bağlaçlarla alakalı ufak bir not verirsek eğer bağlaçlar cümleden çıkarıldığında anlam değişmesi olmaz. Edatlarda ise ne oluyordu? Cümleden çıkarıldığında bir anlam değişmesi oluyordu, değil mi? Aralarındaki fark en büyük fark budur. Gelelim ünlemlere. Üzüntü, acıma, heyecan, şaşma gibi duyguları anlatan sözcüklere denir. Tek başlarına cümle olabilirler. Eyvah dediğimiz zaman bu bir tek başına hem cümledir hem de ünlemdir. Yapma dediğimiz zaman bu da bir ünlemdir. İsmail abi hop dediğimiz zaman da bu bir ünlemdir ve tek başına bir cümleyi oluşturur. Ünlemlere de baktığımıza göre diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.